Dersimiz Fenerbahçe'den herkese merhaba. Çok kıymetli Fenerbahçeliler. Çok istenen, çok arzulanan, gerçekten çok talep aldığımız bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Aslında ilk çıkış tarihi 20 Eylül'dü sevgili Uğur. Hatırlıyorsun sen de Facundo Campazzo olayı ile ilgili dış basından demiştik böyle böyle bir haber geldi. Ama son birkaç gündür artık yerel basınlar ve özellikle bizim sosyal medyamızda da çok çok dillendirilmeye başladı bu transferle ilgili gelişme. Herkesin çok yoğun bir şekilde program beklediği bir transfer süreci yaşanıyor gibi Fenerbahçe'de. Ama tabii ki yayına girmeden önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalımızı ilk defa seyreden ya da abone olmadan seyretmeye devam eden değerli dostlarımızdan abone olmalarını rica ediyoruz. Ki önümüzdeki günlerde başta formalı olmak üzere çeşitli sürpriz hediyelerde kazanma şansları olsun diye. Şimdi Campazzo olayına gelmeden Uğur, biraz daha böyle bir heyecanlandıralım ortalığı. Çok kısa, Büyükçekmece'de 85-80'le geçtik. İkinci periyodunda muhtemelen uyku hastalığı çeken herkesin uyuduğu bir maç olmuştur. Rezalet bir hakem yönetimi. Yani böyle en ufacık müdahalelere faul çaldılar ve ilk yarı tam bir saatte tamamlandı. Ama onun haricinde hepimizi mutlu eden gelişme tabii ki galibiyet oldu sevgili Uğur. İstatistik anlamında da öne çıkan oyuncularımız 16 sayı üreten Jonathan Motte, 18 sayı üreten Scottie Wilbekin, Guduric 10 sayıyla oynadı. Carson Edwards 14 sayıyla oynadı. Melih Mahmutoğlu 11 sayıyla oynadı. Özellikle Carson Edwards transition oyunlarında çok çok iyiydi. Onu söyleyebiliriz. Sen burada bu maçla ilgili birkaç cümle etmek ister misin? Yoksa direkt olarak herkesin böyle heyecanla beklediği Facundo Campazzo gelişmelerine geçelim mi? Yok, şimdi oynanmış bir maç var. Önce olmuştan bahsedelim. Biraz daha somut verilerle gidelim. Eyvallah. Sürpriz demeyelim de sürprizli konuları sonra bırakalım diyelim. Eyvallah. Şöyle ki açıkçası bakıldığı zaman yani sen son cümlenle bitireyim. Carson Edwards'ın transition hücumu dedin. O transition hücumu kolektif bir yapıda değil de tek başına artık biraz ben gemiyi alayım da azana karaya oturtayım gibi bir durum oluştu. Hatta onu bence Carson Edwards tarafında değil, Melih tarafıyla okumak lazım. Gemisini kurtaran kaptan gibi de hakikaten. Özellikle son periyotta. Maçta hakikaten şey tadında geçti biraz. Aslında Fenerbahçe Karagümrük maçının basketbol versiyonu gibi Ya geçti. Yani kesinlikle, kesinlikle. bitse de Ses gitsek gibi. Açıkçası bitse de gitsek oyuncular grubu tarafından anlarım da hakemlerin buna dahil olmaları ve yani elindeki düdükle sadece yani hakemliğin belgesi sadece bir düdükmüş gibi maç yönetiyor. Sakinliğini yani nasıl söyleyeyim sürdürmeleri ve bunu hakikaten anlaşılabilir ve oyuncu ve hakikaten İtudis gibi bir portföyün de yani bir profilin daha doğrusu onun da anlamasını bekleyerek bir de yani ona kurallardan veyahut da ne bileyim sanki çok imtina gösterdiklerini inandığımız şeylere böyle nasıl söyleyeyim fazla ara diplomlarda kalındı. Çok kötüydü yani. Basketbol seviyorlar olarak gerçekten yani hakikaten Acun programı var ya ismi yeteneksizsiniz. Gerçi hakemler konusunda tamam anlamıyorum yani. Yeteneksizler hakemler. Yani hangi branşta olursa olsun. Voleybolu biraz daha dışarıda tutuyorum ama hakikaten futbol ve basketbol gerçekten faciaydı. Yani çok şey bildiğimizi zannedip hiçbir şey bilmiyoruz gerçekten ve bunu gösteri gösteri yapıyor olmalı. Çünkü artık affedersin de yani dünyanın her yerinden her şey izleniyor ya Onur artık kimseye yutturmanın manası yok. Yani hem yutturamıyorsun yani bari öğren ya. Hani tamam derler ya, çok güzel bir söz vardır. Bilmiyorum, ayıp değil ama öğrenmemek ayıptır diye. Artık yani senelerdir klişeleşmiş yani bir şeydir bu insan yaratılışından beri. Ama maalesef bizim hakemlerimizde bir arpa boyu kadar ilerleme yok. Olacak gibi de görünmüyor, çok yazık. Özellikle bir kadın hakemimiz vardı ki orada yani ben pozitif ayrımcılığın sonuna kadar varım ama yani artık bu kadar oyun içerisinde fazla konuşarak Evet, müdahale etmesi maalesef. çok sıkıcıydı. Neyse uzatmayalım. Biz maça dönelim gene ama dönmeye çalışalım daha doğrusu. Bireysel performanslar vardı elbet dediğin gibi. Carson Edwards sorumluluk aldı. Guduric aldı. Melih aldı. Bu oyunu böyle okumak lazım. Bu maç Çok doğru. özelinde böyle okumak lazım. Çünkü oyun yoktu. Çünkü oyunu üretecek kafa da yoktu açıkçası bakıldığı zaman. Biraz sokak basketbolu gibi oldu. Her maç böyle geçmez tabii. Ama Evet, Türkiye evet, Ligi işte evet, evet. Euroleague gibi olaylardan sonra yani Euroleague'de kazanılan özellikle maçlardan sonra biraz angarya geliyor işin açısı. Gelmemesi lazım. Biz bunun altını çizmiştik. Özellikle sen çok güzel yorumlamıştın. Yani hani Eyvallah. kişisel konuşmalarımıza da söylüyoruz. Yani işin özeti finali kazanmak hakikaten
kendi sahanda avantajını yakalamaktan geçiyor. En son finalde olduğu gibi, daha önce hep söylediğimiz gibi kaybettiğimiz finallerde olduğu gibi maalesef. Tabii ki umut veren performanslar olduğu gibi, hani Melih gibi, dediğin gibi Edwards gibi, yani Edwards'ın hep iki maçta delici özelliğinden bahsettik. Potaya korkusuzca gidiyor olmasından. Doğru. Hiç blok tehdidinden korkmadan atlet bir şekilde ve iyi bitirmesinden bahsetmiştik. Bu maçta da gördük. Ben bir ara şeyi kaçırdım. Çok özür dilerim ama çünkü tam işten döndüğüm bir safhaya geldi. Sen beni düzeltirsen sevinirim. Naci Beyz bu maça iyi de başladı diye biliyorum. Evet. Sonradan niye oyunu almadık 4. periyot? Bir faalden dolayı mı çıktı onu bilmiyorum. Çünkü ben sessiz izleyebildim. Onu tam göremedim. Belki seyirciler bizi toparlar, düzeltirler. Hiç problem değil. İnteraktif program yapıyor zaten. Ben onu merak ettim sadece. Çünkü ben de çok faslalı izledim yani. Tam düzgün maçın başından sonuna kadar izleyemedim. 3 faalle çıkmış. Hatta şöyle bir şey var. Maçın yorumcusu Cüneyt Erden de şunu söyledi. Yani spikerle birlikte, yani Fenerbahçe karşısında Nigel Hayes'i niye bu kadar kenarda tuttuğu, koşu itiyoruz biz de anlamadık dediler. Değil mi? Aynen öyle. Sezonu iyi başlayan isimlerden biri çünkü. Hakikaten X faktör geçtim. Bayağı bir faktör yani. Bayağı faktör. Evet. Bayağı bir faktör olacak bir profile doğru gidiyor inşallah. Hepimizi yanıltır yani işin açısı. Gerçi ben çok yanılacak bir şey söylememiştim sezon başından beri. Doğru. Yani Booker biraz bugün savruktu değil mi? Sanki yani ben 4. periyot daha ağır izledim. Biraz evet, savruk. Hani onun çok rahat bırakabileceği işte sol turnike yerine sahile bırakıp, yani bırakıyordu açıkçası bunu çok rahat bir şekilde, ama biraz bugün maça gelmiş gibi değildi açıkçası. Yine Motley Ser'in söylediği gibi biraz ayaklar yine biraz ne derler, biraz ördek ayağı gibi, tam hesaplayamıyor hala gibi. O durumlar var. Metecan tam bir karavana, yani atarsa ne hala, atmazsa yani evet. ne hayra çıkaracakmış gibi bir atış var. İnanılmaz ya, bir iki atış ardı arda yaptı, bir tanesi üçlük soktu, o moralle bir daha o dipçe dedi attı, ama abi yani gerçekten inanılacak gibi değil artık, sen oraya geldin artık yani, yani bir önceki şutu atabilen adamın onu aynı şut ritminde o potayı nasıl ıskalar, inanılacak gibi değil yani. Bazı şeyler çok hayrete düşürüyor beni de, garip geliyor yani, yakıştıramıyorum yani. Çok ona tuttuğumuzdan dolayı söylüyorum. Yermek için değil ama hani yermekse de eleştireceğiz tabii ki haliyle. Yani velhasıl Kenan Filbekir'i de mesela çok nasıl söyleyeyim, oyun iştahı yoktu öyle söyleyelim. Kafa olarak maça gelmişlerden biri değil gibi geldi bana. Tabii sen maçı benden daha geniş savunma yönüyle iyiydi. Savunma yönüyle çok biraz iyiydi. Biraz sonra topu attığım zaman daha geniş açıdan şey yaparsın. Kampazo konusu da zaten geleceğiz açıkçası. Ona da birkaç söylemem gereken şeyler var. Çok uçmadan, çok kaçmadan, çok sabırsızlandırmadan biraz bekleteceğiz. Aynen. Ya maç genelinde dediğin gibi, yani ben Wilbeck'in oyun genelinde hem müdafaasal anlamda çok iyiydi, ama yani Fenerbahçe'yi ben genel olarak bugün birazcık hani savruk buldum. Ben de çok savruk buldum. Yani dün futbolda yaşadığımızın bir nevi kopyasını bugün yaşadık. Çünkü maç bir ara artık 15'e geldi. Takım maçı bıraktı yani, nasıl olsa maçı aldık diye. Neredeyse işte o Melih'in yaptığı son faalde basket faalde olsaydı belki maç uzatmaya kadar gidebilirdi yani. Yani çok böyle şey yapıyoruz. Çok savruk bırakıyoruz. Böyle çok böyle dediğin gibi ayaklar bir anda havalanıyor bizde. Böyle çok sağlam yere basmıyoruz. Yani bireysel oyuncu performansıyla alakalı diyeyim. Yani Carson Edwards bugün benim için çok önemli bir gözle seyrettim. O iyiydi. Yani Kaptan Melih dediğin gibi bugün dümene geçti. Bu arada onu da tebrik ediyoruz. 4000 sayı barajına da ulaştı. Şu anda Türkiye Ligi'nin en skorer ikinci oyuncusu konumuna geldi. Celal Özay'ın arkasında 59 sayı atması devamında önümüzdeki maçlarda toplamda zaten Türkiye Ligi'nin en skorer oyuncusu olacak Melih. Onu da tebrik edelim. Çok kritik anlarda, çok çok kritik atışları değerlendirdim. Kim bu arada? Vallahi bilmiyorum ben. Cevher Özer. 4058 sayı. Cevher Özer. Bizim Cevher Özer. Evet. Öyle yazıyordu vallahi. Öyle gördüm. Ulusal ligler bazında mı acaba? Ulusal ligde. Ulusal lig olarak. Allah Allah. Ben Arun Erdoğan'a gelir akla hemen ama. Hatta ben Erman Kunter'e bile geriye gittim. Onu bile düşündüm açıkçası ama. Belki Erman Hoca o maçtan sonra çok fazla sayı atmamıştır. Şöyle söyleyeyim. Evet yani. TB Statsnet verilerine göre Memeli Mahmutoğlu lig tarihinin en çok sayı atan ikinci oyuncusu. Zirvedeki isim ise 4058 sayıyla Cevher Özer. Böyle bir istatistik var yani Instagram üzerinden. NF Europe sayfasının paylaşmış olduğu bir paylaşım. Ya maçla alakalı evet, bence şu anda bir Serdar Bırakın maçı diyorlardır. Gelelim Facundo Campazzo'ya.
Ya hafta sonu çok sağ olun. Çok yazmışsınız illa yayın yapın diye. Bu arada özür diliyorum. Sesim bugün birazcık çatallı çıkabilir. Ara sıra öksürebilirim. Üstad kendimi kaybettiğim anlar oldu haliyle. Tüm Fenerbahçeliler gibi. Özür diliyorum öncelikle o konuyla alakalı. Sizi çok fazla bekletmeyelim. Dış basın artık masadaki en büyük adaylardan bir tanesinin Fenerbahçe olmasını olduğunu belirtti. Öyle söyleyeyim. Olması demeyelim. Olduğunu belirtti Uğur. Bir yandan Real Madrid var. Ama biraz daha özel durumlar var işte. Yani net brüt konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Arada farklar çıkıyor. Kampazzo verdikleri parada. Ama artık Avrupa'da 3 aşağı 5 yukarı Fenerbahçe'nin 3 sene için 9-10 milyon euro civarında bir para verdiği söyleniyor. Ama bugün bir parantez açıldı. Orada zaten sen tamamlayacaksın. Campazzo'nun Dallas Mavericks'ten bir kontrat beklediğine dair 18 Ekim'e kadar da böyle bir opsiyonu kullanmak istediğine dair. Olay bundan ibaret şu anda. Şimdi senin sevgili Uğurcum yapmış olduğun yorumlar, değerlendirmeler, görüşmelere istinaden bu konuyla alakalı birkaç tane açıklama rica ediyoruz. Estağfurullah. Ben bence kimsenin söylemediğini söyleyeyim. Bugün sen de ilk defa duyacaksın bunu. Eyvallah. Fenerbahçe masada. Evet. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Mesela ben bundan kaç ay oldu? 2 hafta önce söylediğimde yaz transfer dönemindeki gibi ısrarlı olmadığımızı söylemiştim. Şu an ısrarlı olmamızın sebebi niye? Bunun en büyük nedeni Campazzo'nun Fenerbahçe'yi istiyor oluyor olması. Çok enteresan bir şey söylüyorum şu anda. Bizi baya baya bir izlesinler ve bunu bence kaçırmasınlar. İlk defa bizden duyacaklardır. Fenerbahçe'nin ben çok Campazzo'nun Fenerbahçe istemesinden kaynaklı Fenerbahçe haberleri geçiyor. Ve bunu menajerler de yapıyor işin açıkçası. İşin o tarafı var zaten. Menajerler her zaman Evet. bunu yaparlar. Avrupa tandaslı yani eğer vizörü buraya döndürdüğü andan itibaren Real Madrid'de ziyade Fenerbahçe'ye de oynamak istediğini belirtmiş zaten. İtudis'te zaten bu şartlar oluşursa ne yapın ne edin bu transferi gerçekleştirin diyor. Zaten aklı yolu bir. Bunu herkes istiyor işin açıkçası. Ama tabii transfer kolay değil. Biz Değil. sadece Avrupa ayağından geleceğiz zaman bizi tercih etmesi bizim o yüzden şu anda birçok dış basın kaynaklı yazanların belki bazılarını anlayabiliyoruz artık biz de çok hangisinin fake hangisinin gerçek olduğunu. Ve zaten bazı şeylerin de ciddi haber kaynaklarına geldiği için ve bizim kulüp tarafından da ve yakın kaynaklardan da yalanlanmıyor olması sebebi de bu. Fenerbahçe masada ama masanın ne kadar hakim tarafında şöyle ki bu aslında bir tarafıyla çok hakim olduğunun bir göstergesi. Çünkü Campazzo Avrupa vizörünü açtığı zaman burayı istiyor. Real Madrid'den önce bile Evet. Fenerbahçe ile alakalı İtudis'te bir görüş alışverişinde bulunduğu da bir gerçek. Ama Fenerbahçe dediğim gibi maddi ölçüde bunu nasıl karşılayacağıyla alakalı hiçbir soru işareti yok. Açıkçası çünkü iş oraya girdiği zaman başka şeyler konuşulacak. Çünkü Oh. evet, o sponsor çıkar, bir türlü çıkar, her türlü çıkar ama işin nasıl söyleyelim netleştirilmesi anlamında Campazzo'nun öncelikli tercihi çünkü NBA. Orada kalmak istiyor. Çünkü orada öyle bir durum var. Olur. Sen de biliyorsun. Yani oraya giden Doğru. oyuncu bir daha gelmek istemiyor. Ve açıkçası da Campazzo gibi bir aset de NBA'de her zaman iş bulabilir. Yani Mike James gibi değil açıkçası şeyin piyasası Campazzo'nun. Çünkü pasaportta Arjantin kökenli olduğu için Arjantinli oyuncular çok tercih ediliyor açıkçası bakıldığı zaman. NBA'de de bunun karşılığı var. Ve Tabii. Luka Doncic de flörtü de zaten Real Madrid'den gelen bir flört de olmuş olabilir ve Doncic de Campazzo'yla oynamak istiyor olmuş olabilir. Kesinlikle. Sen zaten tarihi verdin. 3-5 gün içerisinde bu netleşir. Evet. Bu doğru. Yani en azından Fenerbahçe'nin masada olduğu işi doğru. Ama hani Fenerbahçe %70, %80 benden bir yüzde beklersen bunu vermek çok hayalcilik olur. Ben Doğru. gene olma ihtimalinin düşük olduğunu varsayıyorum. Çünkü bunun sebebinin Campazzo'nun NBA'de kalmaya çok çok gönüllü olmuş olmasından ama şunu söyleyelim. Hani az önce de söyledim. Dümeri kırıp tamam ya ben burada istediğimi bulamadım derse 2 adres var. Doğru o adresler. Herkesin yazdığı doğru. Benim aldığım kaynaktan da biz Real Madrid'den bir adım öndeyiz gibi geliyor bana. Bu da en derin bilgiyi ilk defa ben veriyorum diye biliyorum. Ya daha doğrusu biz veriyoruz diye konuşalım. Bunu çünkü sen de bilmiyordun. Önceki Yok yayınlarda bilmiyordum bazen ben evet. sana sufle veriyordum ama bunu ilk defa söylüyorum burada. Ama dediğim gibi gene çok zor. Çünkü oyuncunun tercihi NBA'de kalmak
Ve ben doğru. De inanıyorum ki Campazzo gibi bir değer de NBA'de mutlaka bir yer bulacaktır. Ama tabii ki iş bambaşka yerlere gelsin. Bizim istediğimiz yere doğru gelsin. O zaman başka şeyler. Yani Fenerbahçe şu konumda geliyorsan gel diyor Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe biz sana bu parayı veremeyiz şeyinde değil yani. Fenerbahçe tamamen işi de kızıştırmak için ve menajerlerine de şu kapıyı biz masadayız arkadaşım. Sen hangi şartlarda geleceksen bize söyle. Yani çünkü bir şart yok. Yani ben o piyasadaki konuşulan rakamları da ben çok şey yapmıyorum ama kale almıyorum. Çünkü 3 yıllık yazan var, 2 yıllık yazan var. Şimdi ona ben ulaşamadım. Onu da hani eğri oturup doğru evet. konuşuyor. Ama şu bilgi doğru. Fenerbahçe masada. Yani Campazzo eğer Avrupa'ya dönmek isteyecekse Fenerbahçe oturacaktır. Muhakkak oturacaktır. Fenerbahçe masadaki ciddi adaylardan biri. Ama dediğim gibi işte 3 yıllara 9 veriliyor. Yani ben mesela Campazzo Avrupa'ya dönerse Fenerbahçe değil, ola ki Real Madrid'e attı. Ki transfer evet. bu. İşte Clyburn'u da biz neredeyse doğru. %90 Fenerbahçe dedik. Çok fantastik bir şey oldu. Money doğru. talks oldu. Olay bitti. Yani orada hatır gün ilişkisi nasıl yürür onu bilmiyorum ama dediğim gibi yani 3 yıllara ben Real Madrid'e imza atmış olsam yani Campazzo'nun uzun süreli bir takıma imza atacağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Anladım. Yani diyorsun ki her zaman o NBA çıkışını bekleyeceği için böyle çok kısa sürelerde imza atacaktır. Evet. Belki 1+1 yapacaktır maksimum opsiyon olarak. Yani gene istediğini yani, bulamayınca. Yani Campazzo'ya uyan en güzel örnek bence Brad Bonemaker abi. Doğru. Doğru. Çok doğru. Yani o da zaten o NBA'yi yapabilmek için hani burada geldi Fenerbahçe. O finali oynadı. Burada bir lig şampiyonluğu kazandı. O şekilde gitti. Ya Uğur tabii şöyle şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben sana Campazzo ile ilgili haberleri dün maçtan dönerken de böyle sürekli tweetleri atıyordum. Sen böyle hani sadece emojilerle karşılık verdin. Net bir şekilde. Dediğim gibi yani dediğin gibi hiç bana böyle bu işin sufresini vermişim. Ben de bugün senden ilk defa duyuyorum. Yani olayın Campazzo tarafından da yani Avrupa'da olacaksa Fenerbahçe boyutu olacak hani şeklinde düşünüldüğünü ilk defa duyuyorum ben de senden. Teşekkür ediyorum. Bu bilgiyi ben de yayında paylaştığın için sağ ol. İyi oldu hazırlıksız yakalandım ben de. Öyle söyleyeyim. Ya gerçekten önemli bir transfer. Çok heyecan verici bir transfer oluyor. Oluyor bak oluyor diyorum Allah söyledi. İnşallah olur yani gerçekten. Sen söylemedin değil mi bu arada? Yok asla olur. Yayından sonra. Yayından sonra seni telefondan arayacağım tamam, ben merak etme. Ya çok çok güzel olur ya. Gerçekten çok kıymetli olur. Fenerbahçe adına da. Ya oyuncunun özellikle böyle düşüncelerinin olması çok çok daha önemli. Zaten dediğin gibi Avrupa tarafıyla alakalı en bilinen özellik Fenerbahçe ve Real Madrid'in bir arada bu transfer konusunda şeydi, bir yarış halinde olmasıydı ama nedense Fenerbahçe diyelim işte yine bir oyuncuya talip olduğu zaman yine birini istediği zaman tam orada bağlar kopacakken yine bir NBA kapısı açılıyor. Şimdi ne yapalım bir haftada herhalde NBA'den o teklifi alamamasını bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Ondan sonrasına bakacağız ama tabii ki şu doğru bunu ben de çok iyi biliyorum. Tabii ki her oyuncu gibi Amerika'da kalmayı çok istiyor. Yani bunun bir de bize en yakın örneklerinden biri biliyorsun sene başındaki Tyler Dorsey transferiydi. Yani biz bu kadar istedik. Çok ciddi paralar verdik ya oyuncunun da gönlü tabii ki Fenerbahçe'ye yakındı. Gerek Itiudis'in de buraya gelmesiyle birlikte ama tabii süreç ne oldu? NBA kontratını aldığı gibi orayı tercih etti tabii haklı olarak. Bu bir hayal çünkü. Bu her oyuncu için bir hayal. Ama dediğim gibi ya umuyorum ki o kontratı alamaz Dallas'tan. Öyle söyleyeyim ya. Çok çok ihtiyacımız var. Umarım ki talihin bize çizdiği bir rota olmuş olsun. Bir de şöyle bir dipnot daha çizelim. Verelim evet. yani akıllarda hayal satmadığımızı ve kafalarda daha doğrusu işimiz böyle bir şey değil de bilgiye dayalı konuşuyoruz zaten. Mesela Bielitsa'da biz Sacramento sonrası NBA'de boşa çıktığı zaman son haftaya kadar beklendi Bielitsa'da. Bielitsa evet. 2 sene önce gelecekti Fenerbahçe'ye. Onda bir sıkıntı yoktu. Keşke o dönem olduğu ihtimali çok daha iyi olurdu. Hem yaş kategorisi anlamında daha genç gelecekti. Hem de Vesely ile belki yine oynama şansı olurdu o dönem için. Tabii. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O da transferi son güne kadar bekletti mesela Fenerbahçe'yi. Bakın bekletti diyorum Fenerbahçe'yi. Bekletti. Ve çok fantastik bir kontrat geldi. Yine menajer pazarlığıyla. Bu sefer Golden State'e gitti. Yani kimsenin aklında Golden State yoktu. Çünkü Sacramento sonrası hatta bir düşüş kariyeri gibi gözüküyordu Bielitsa için. Ama şampiyonluğunu yüzük yani NBA'de dünya şampiyonu kazanacak bir yüzük takacak hikayeyi herhalde bu da o da beklemiyordu ama işte böyle şeyler oluyor NBA'de.
Ama dediğim gibi işte Bielsa'nın da menajerinin bir nasıl söyleyeyim bir akıl oyunları süreci. Muhtemelen bu Campazzo için de sürecek bir olay olacak. Ve ben bu yani Campazzo'nun kendisi adına bir mutlu son NBA'deki oynama iştahını karşılayacak bir yer olabileceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa karşılığı var. Ve dediğim gibi Bielsa 34 yaşında şu an. Doğru. Vaziyette. Yani onu düşünürsek Campazzo yaş skalası anlamında da bir puzzle'ı herhangi bir takımda tamamlayabilme özelliği olduğu için ben hala dediğim gibi hatta biraz önce yüzde vermeyelim dedik ama ben NBA olasılığının şu anda %75-80 seviyelerinde olduğunu inanıyorum şahsen. Ama dediğim gibi iş tamamen olur da Euroleague dönerse Fenerbahçe Real Madrid'den de bir adım önde masada bence. Benim aldığım duyumlara göre. Eyvallah Uğur. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim. Zaten beklenen buydu. Herkes hani bir şey duydunuz mu? Bir de çok kıymetli izleyenlerimizden biri ne olur hani şey modundaydı. Siz de bastırın, biz de bastırın taraftar olarak ama. Bir de Onur çok özür dilerim. Tabii. Çok özür dilerim. Belki şimdi bundan önceki yayında çok zor bu transfer akla mantığa sığmıyor dediğimiz noktada şu vardı. Çünkü Campazzo'nun böyle bir boşta kalma sürecinin ihtimali yoktu piyasada. Evet, evet, evet. Fenerbahçe'nin Campazzo'yu alması başka bir şey. Ben hala söylüyorum. Zor olacak. Ama zaten kalkıp bu basketbol bütçesinden ayrılabilecek bağımsız bir şey değil. Başka bir formülle yaratılarak yapılacak. Ha deniyor ki 3 milyon eurolar, 2 milyon eurolar. Ben topu sana bırakıyorum. Son kontratını Lando De Colo'nun 33 yaşındaki Lando De Colo'ya ne verdiğimizi sen söyle istersen. Yani 3 verdiğimizi biliyorum ben Lando'ya. 2.750 veriyorduk biz Lando'ya. 2.750 yani işte. Ben 3 biliyordum ama 2.750 yani. Ya o yüzden bir yıl geleceğini düşündüğümüz Campazzo için o paraları vermek hiç şey değil. Sakıncalı değil yani. Ben diyorum gene bir sene için veririm. 3 yıl için 3 milyon euro çok zor. Çok zor. Çok aynen öyle. Yani Campazzo'da o... Real Madrid dahil olmak üzere o uzun imza atmaz. Doğru. Yani orada yapılacak anlaşma muhtemelen Campazzo'da zaten 1+1 şeklinde bir şey yapacaktır gibi NBA kontratı için tekrardan onu söyleyebiliriz. Bir de şunu söyleyeyim. Daha önce yapmış olduğumuz işte bu yaklaşık bir ay önce yapmış olduğumuz yayında da şunu söylemiştik. Oradaki yorumlara istinaden bir de hani bir program daha çekmiştik. Sanıyorum Euroleague başlıyor gibi denen sezon başı. İşte Campazzo hakkında yine bir konuşmuştuk. Hatta şöyle bir şeyler de haber de çıktı. Phoenix Suns'tan bir sene kontrat aldığına dair. Mesela o da olmadı. Aynen. O da gerçekleşmedi. Çünkü transfer gerçekten bu Avrupa ve Amerika arasında gidip gelecek oyuncular arasında çok böyle anlık gelişebiliyor. Yani bakın biz de Phoenix Suns'tan böyle bir teklif aldığını duymuştuk. Transfer olmayacak dedik ama orası gerçekleşmedi. Ama senin de dediğin gibi programı kapatırken onu söyleyeyim. Amerika'da kalma isteği çok çok fazla. Ama kariyer planlaması belli ki şu. Avrupa'ya dönersem de ilk tercihim Fenerbahçe olacak şeklinde Campazzo bir kariyer planlaması çizmiş kendine. Önümüzdeki 7-8 gün artık sürecin ne olduğunu gösterecek. Herhangi bir gelişme olursa da zaten tekrardan çok kıymetli izleyenlerimizle bunu paylaşacağız. Uğur ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Kendi adıma da teşekkür ediyorum. Eminim ki izleyenlerimiz de beğeneceklerdir. Her zamanki gibi yanımızda olacaklardır. Sevgili Fenerbahçeliler, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın diyoruz efendim. Hepinize sarı lacivert günler diliyoruz, esenlikler diliyoruz. Hoşça kalın.